Bu noktada Amerika'nın Büyükelçiliği Kudüs'e gidecekti ve bu şehri tanıyacaktı. İsrail'in başkenti olarak. Bu yasa Kongre'den büyük bir çoğunlukla çıkmıştı. Yine Senato'da sadece 6 ay öncesinde bunu onayladı. Ancak 20 sene geçti o zamandan bu yana ve bütün Amerikan başkanları Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma hakkından hep feragat ettiler ve İsrail'in başkenti olarak orayı görmekten de imtina ettiler. Kudüs'ün bu şekilde tanınması hep gecikti. Bazıları cesaretleri yoktu diyor ama onlar da tabii ki eldeki verilere göre, o zamanki anlayışa göre en iyi kararı verdiler. Ama kayıtlar belli. 20 sene bunu yapmadıktan sonra şimdi İsrail ile Filistin arasında bir barış anlaşması çalışmaları var. Aynı formül ortaya konuluyor. Ama şimdi daha iyi veya daha farklı sonuçlar oluşturmasını bekliyoruz. Ve ben şuna inanıyorum ki resmi olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın zamanı gelmiştir. Daha önceki başkanlar da kendi kampanyalarında bu vaadi verdiler ama bu vaadi tutmadılar. Bugünse ben bu vaadi yerine getiriyorum. Bu atılan adımı Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi çıkarına olarak düşünüyorum ve İsrail ile Filistinliler arasındaki barışa da hizmet edeceğini düşünüyorum. Barış sürecini hızlandıracak ve kalıcı bir anlaşmaya bizi götürecek bir adım olarak düşünüyorum. İsrail bağımsız egemen bir devlettir ve kendi başkentini diğer tüm egemen devletler gibi belirleme hakkına sahiptir. Barışa ulaşmanın da gerekli koşulu budur. 70 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Truman İsrail devletini tanımıştı. O zamandan bu yana İsrail kendi başkentini Kudüs'te olarak belirledi. Yahudi halkı antik zamanlarda bu şehri kurmuştu. Bugün Kudüs şehri modern İsrail hükümetinin evidir. İsrail parlamentosuna ev sahipliği yapmaktadır. Ve aynı zamanda da İsrail Yüksek Mahkemesi de bu şehirdedir. Bu şehir başbakanın ve cumhurbaşkanının da resmi konutunun olduğu yerdir. Ve birçok devlet bakanlıklarının da merkezinin olduğu yerdir. 10 yıllardan bu yana ziyarette bulunan Amerikan başkanları, dışişleri bakanları ve askeri yetkilileri hep Kudüs'ü ziyaret ettiler. Ve ben de daha önce bu yılın başında bu ziyareti gerçekleştirdim. Kudüs sadece 3 büyük dinin merkezi değildir. Aynı zamanda şimdi dünyanın en başarılı demokrasilerinden birinin de merkezidir. Son 70 yılda İsrail halkı bir ülke inşa ettiler. İçerisinde Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar ve bütün inançlara sahip insanlar kendi dinlerine, kendi vicdanlarına, kendi inançlarına göre ibadet edebildikleri bir yer haline gelmiştir. Bugün Kudüs, Yahudilerin ibadet ettiği ve Hristiyanların bulunduğu ve Müslümanların da El-Aksa'da, El-Aksa Camisi'nde ibadet edebildikleri bir yerdir. Ama tüm bu yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden başkanlar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görmek konusunda geri adım atmışlardır. Şimdi biz
Her türlü İsrail başkentini zaten kabul etmek durumundayız. Ama bugün bu kabulümüz çok açıktır. Kudüs İsrail'in başkentidir. Bu bundan fazlası da değildir, bundan daha azı da değildir. Sadece gerçeğin kabul edilmesidir. Ve aynı zamanda yapılması gereken doğru şey de budur. Esasında yapılması gereken şey de buydu. Bu Kudüs Büyükelçilik yasasıyla da uyumludur. Ben Dışişleri Bakanlığımıza da Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma konusunda talimat verdim. Hemen mimarlar, planlayıcılar ve mühendisler işe koyulacak ve onlar işlerini bitirdiğinde barışa çok büyük bir anıt dikmiş olacağız. Ve ben bu duyuruyu yaparken bir noktayı da çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu kararın amacı hiçbir şekilde güçlü adanmışlığımızdan ayrılma adımı değildir. Kalıcı bir barış anlaşmasına giden yoldan ayrılma adımı değildir. Biz bu anlaşmayı istiyoruz ve bu anlaşma hem Filistinliler hem de İsrailliler için çok önemlidir. Biz herhangi bir şekilde nihai bir statü meselesinde taraf olmuyoruz. Bunun içerisinde İsrail'in Kudüs'teki egemenliğinin sınırlarına veya tartışmalı sınırlara herhangi bir şekilde tarafı olmuyoruz. Bu mesele sadece ilgili tarafları ilgilendirir. Amerika Birleşik Devletleri bir barış anlaşmasını kolaylaştırıcı olmaya çalışmaktadır ki bu barış anlaşması da her iki taraf için kabul edilebilir olmalıdır. Ben elimden gelen her şeyi yapmak suretiyle böyle bir anlaşmanın gerçekleştirilmesi için hiçbir emeği geride tutmayacağım. Amerika Birleşik Devletleri iki devletli çözümü destekleyecektir. Her iki tarafta tabii ki buna karar verirse. Aynı zamanda bütün taraflara çağrıda bulunmak istiyorum ve statükoyu devam ettirmesini istiyorum iki taraftan da. Haram-ı Şerif denilen bölgenin de aynı şekilde kalmasını istiyorum ve hepsinden öte barışı istiyoruz. Her bir insan ruhunun bundan faydalanmasını istiyoruz. Bugün attığımız adımla birlikte ben bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Barışın geleceğine ve bölgedeki istikrarın ve güvenliğin geleceğine katkı yapacaktır bu adım. Ve bizler şundan eminiz ki nihayetinde bu anlaşmazlıkların üzerinde çalışmak suretiyle barışa varacağız. Ve anlayış ve işbirliği içerisinde bunu yapacağız. Bu kutsal şehir insanlığa en iyi şekilde hizmet edecektir. Bizler eski çatışmaları devam ettirmemeli ve artık tamamıyla öngörülebilir olmalıyız. Barış ona uzanmak isteyenlerin uzanabileceği bir uzaklıkta. Bugün ılımlılık ve tolerans çağrısı yapıyoruz. Ve bizim çocuklarımız bizden çatışmalar değil, sevgi ve dostluk miras almalılar. Suudi Arabistan'daki bu yılın başında yapılan olağanüstü zirvede de bunları ele aldık. Bu bölge kültür, tarih ve ruhaniyet açısından çok önemli bir bölge, çok güçlü bir bölge. Ve gelecekte bu bölgeyi harika bir gelecek beklemekte. Ve artık cehalet, terör ve kan dökülmesi buraya hakim olmamalı. Önümüzdeki günlerde bizim taahhütlerimizi yinelemek için Başkan Yardımcım Pence bölgeye gidecek. Radikalleşme ile mücadele konusunda oradaki dostlarımıza ve ortaklarımıza taahhütlerimizi yineleyeceğiz. Artık barışı isteyenlerin ekstremistleri yenme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Bütün medeni ülkelere ve halklara şu çağrıda bulunmak istiyorum.
Tartışmalarınızı şiddetle yapmayın. Şimdi artık genç ve ılımlı seslerin bütün Orta Doğu'da yükselmesinin zamanıdır. Güzel ve parlak bir gelecek için. Evet, bugün bir kez daha kendimizi karşılıklı anlayış ve saygı yoluna sokmalıyız. Bütün farz ettiğimiz her şeyi tekrar düşünelim ve bütün olasılıkları tekrar değerlendirelim. Hem siyasi hem de ruhani liderlere, ister Müslüman, ister Hristiyan, ister Yahudi olsun, onlara şu çağrıda bulunmak istiyorum. Bu asil barış yolunda bizlere katılın. Tanrı hepinizi korusun. Tanrı İsrail'i korusun. Tanrı Filistinlileri korusun. Ve Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much.